Alçak herifler. Resimlerden ne istemişler? İpucu var mı? İki tane sucu damacanalarıyla buradan geçmişler. Onlar olmasından şüpheleniyoruz. Parmak izlerini alsınlar, hep birlikte toplarız. Şu hale bak şef, burayı ne hale getirmişler? Niye, eskiden pek farklı değil. Yapma şef. Ana, ne oldu burada böyle? Dağıtmakta pek zorlanmamışlar aslında. Ay, savaş olmuş gibi ha Memoli? Bak köylü kızı, hayatımı alt üst etmiştin ya, burası da işte hayatım gibi alt üst. Yine beni suçladı ya. Aa, hani ev darmadağın demiştiniz? Benim hatırladığım kadarıyla Memoli'nin evi böyleydi şef. Başak. Şaka yapıyorum, şaka. Su şirketiyle konuştum. Bu sabah dağıtım minibüslerinden biri çalınmış. Adamlar işi biliyorlar yani. Allah kahretsin, burası da güvenli değil artık. Benim anlamadığım, eğer adamlar Zeynep için geldilerse evi niye dağıttılar? Zeynep'i mi aradılar çekmecelerde? Başak haklı Memoli, başka bir şey arıyorlar. Evet, bunu arıyorlar. Nedir bu? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Niye öyle diyorsun? Bak ne güzel çıkmışız. Hem ben hep demiyor muyum kırmızı sana çok yakışıyor diye? Bana bak Kürşat. Sen artık çok olmaya başladın. Bu resimler ikimizi de hapislerde çürütür. Anlamıyor musun? Niye? Aşk yapmak suç mu? Sakın bir daha deneme. Sakın bir daha deneme. Benden çok sen istedin o moruğun ölmesini. Hem ne bu panik? Hani hiçbir şeyden korkmayacaktık. Hani istersek güneşi bile donduracaktık. Eğer sen Gülsüm Hanım olduğunu unutup korkak bir kadın gibi zırlamaya başlarsan... Ne yaparsın? Artık ben bir şey yapmıyorum. Yusuf benim yerime yapıyor her şeyi. Resimler polisin eline geçerse ne olacak? Geçti bile. Ne? Doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Eğer biz bir falso daha yapmazsak hiçbir işlerine yaramaz. En olmadı, o resimlere bakan bütün gözleri kör ederiz. Şu polisin evinin altın üstüne getirdik. Hiçbir şey bulamadık. O zaman şu nişanlısının canını yakalım biraz. Böylece kendi kendine gelir, avucumun içine koyar negatifleri. Ateşle oynuyorsun Kürşat. Duyuyor musun beni? Ateşle oynuyorsun. Benim karnım acıktı. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Bittim ben vallahi. Nasıl olsa yine dağılacak. Niye topladık ki ortalığı? Oh be, bu sayede ev düzen gördü yani. Ne gündü ama. Ya, ne gündü. Görüyor musun köylü kızı? Daha ilk günden uyarmıştım seni. Ben sakat adamım. Bana bulaşırsan başın beladan kurtulmaz demiştim. Ailem, iş arkadaşlarım, bana yakın hangi canlı varsa zarar görüyor. Teker teker herkesin hayatını mahvediyorum. Ben mi dedim onlara evi dağıtın diye? Bak sen olmasaydın eğer... Tamam tamam, kesin kavgayı. Hepimiz gergin bir gün geçirdik. Böyle kavga edeceğimize birbirimize yakın durmalıyız. Memoli sen haklısın. Yarın sabah kesin alıyoruz Gülsüm'ü merkeze. Birkaç gün sonra da Kürşat'ı alırız. Er ya da geç birbirlerine girecekler. İyi de şef, kadını merkeze alınca çok şimşek çekeceğiz üzerimize. Şimşek iyidir. Gecenin karanlığında ortalık aydınlanır ne güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.